Evet, Kürt halkının önemli bir öncü Kürt kadın direnişçisi ve devrimcisi olan Nagihan Akarseli, Kürdistan'ın en büyük kentlerinden biri olan Süleymaniye'de katlettiler. Süleymaniye'nin en işlek caddesinde, en kalabalık mahallesinde şehit düşürdüler. Hakikaten yani büyük bir devrimci Kürt kadınıydı, öncü bir Kürt kadınıydı. Şehadetinin hemen ardından Nagihan Akarsel'in kim olduğu, ne olduğunu bizler dünyanın dört bir yanından kendisini sahiplenen insanların mesajlarından anlamış olduk. Böyle büyük bir devrimci Kürt kadınıydı Nagihan Akarsel. Çok kimlikli bir Kürt kadınıydı, çok kimlikli bir devrimci Kürt kadınıydı. Nagihan Akarsel bir aktivistti, bir akademisyendi, bir devrimciydi, bir kadın aktivisti ve en önemlisi de bir gazeteciydi. Bu anlamda biz özgür basın emekçileri olarak da Nagihan Akarsel'in özgür basına olan emeklerine bağlılığımızı ifade ediyor ve onun bıraktığı yerden bu çalışmalarımızı sonuna dek sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz. Kendisine de bir kez daha bağlılığımızı ifade ediyoruz hakikaten. KDP basınının konuşmaya ve diline dolamaya cesaret edemeyeceği, sözünü edemeyeceği bir kimliğe sahipti. Bu kimlik Kürt kadın direnişçi kimliğiydi. Bu kimlik devrimci bir Kürt kadın kimliğiydi. Dolayısıyla KDP'nin hakikaten ne yakınından geçebileceği ne de söylemeye cesaret edebileceği bir kimlikti. Dolayısıyla bütün bunların yanında KDP gerçekliğini, işbirlikçi gerçekliğini bizler göz önünde bulundurduğumuzda Nagihan'ın gerçek kimliğini dile getiremeyişini çok anlamlı buluyoruz, meşru görüyoruz. KDP tam da kendisinin Kürt halkına meşru gördüğü kefenli ve düşürülmüş Kürt kimliğini yakıştırdığı için böyle bir kimliği Kürt halkına fazla görüyor. Bu nedenledir ki Nagihan Akarsel'i Türkiye vatandaşı olarak kendi basınında işledi. KDP medyası Kürt halkına yönelik başlatılan AKP ve MHP faşist rejiminin öncülük ettiği savaşın önemli bir ayağını oluşturuyor. Medya ayağını oluşturuyor. Özel savaş medyası ayağını oluşturuyor. Bizler hakikaten Türk Devleti'nin Kürt halkını aşağılayan, Kürt halkını yok sayan birçok yayına tanıklık ettik. Birçok manşetine tanıklık ettik. Sadece güncelde değil, tarihte de bizler buna tanıklık ettik. Kürt halkı buna tarihte çok tanıklık etti. Zilan'dan Ağrı İsyanı'na kadar, Şeyh Zayid direnişlerine kadar, Seyit Rızaların direnişine dek, ondan sonra 80 darbesinden günümüze dek süren Kürt halkına yönelik başlatılan savaşta da bizler tarihin her anında Türk Devleti'nin özel savaş medyasıyla Kürt halkının meşru mücadelesini, Kürt halkının kimliğini, Kürt halkının sanatını, varlığını nasıl inkar ettiğini, nasıl manipüle etmeye çalıştığına tanıklık ettik. Bugün bir Kürt medyası, Kürdistan bölgesi merkezli bir medya, Türk Devleti'nin bu yayın politikasını esas alıyor. Nagihan Akarsel'i devrimci bir Kürt kadını olarak değil, bir Türkiye vatandaşı olarak sunuyor. Bize şaşırtıcı gelmiyor dolayısıyla. Bizler az önce de ifade ettik. KDP, Kürt halkına yönelik başlatılan savaşın önemli bir saç ayağıdır. Bu savaşın önemli bir aktörüdür. Dolayısıyla kendisine biçilen rolü yerine getiriyor. Yani Kürdistan'ın birçok yerinde Kürtlerin aleyhinde gelişen tüm gelişmelerden KDP'nin direkt veya en direkt sorumlu olduğunu görüyoruz. Bu konularda rol oynadığına tanıklık ediyoruz. Özellikle 2022 yılının Nisan ayı ortalarından bu yana medya savunma alanlarına yönelik başlatılan saldırılarda KDP'nin her an sahada Türk Devleti'nin yanında doğrudan yer aldığına tanıklık ediyoruz. Bu konularda özellikle Türk Devleti'nin önünü açmak için yol açmalar, yine bilindiği gibi Kürdistan'ın doğasını tahrip etme, ağaç katliamları gerçekleştirme gibi bir
dizi rol üstlendiğine tanıklık ediyoruz. Kendi medyası da bu rolün en önemli saç ayaklarından birini oluşturuyor. Özellikle hakikaten Türk Devleti'nin Kürt halkına yönelik geliştirdiği Kürt halkının kimliğini ayaklar altına alan, haysiyetini ayaklar altına alan, Kürt halkını kimliğinden utandıran bir pozisyona getirmeye çalıştıran özel savaş medyasına yakınlaştığını, hatta Türk özel savaş medyasının birebir senaryolarını taklit ettiğini veya doğrudan o senaryoları alarak Güney Kürdistan'a uyarladığına tanıklık ediyoruz. Bilindiği gibi en son KDP medyası bir, yani tabii ki bunun bir de asayiş ayağı var, bir de askeri ayakları var, istihbarat ayakları var vesaire. Ancak bunun en önemli saç ayaklarından biri medyaydı. Gerillalara yönelik götürülecek bir maskenin, birçok maskenin yakalandığını servis etmişlerdi. KDP basının ne olduğunu bizler çok net bir şekilde burada da görüyoruz. KDP basınının, medyasının ne olduğunu bizler Nagihan Akarsel gibi büyük bir devrimci Kürt kadınını bir Türkiye vatandaşı olarak sunmasından veriyoruz. Yani KDP medyası bile isteye çok gönüllü bir şekilde, çok büyük bir iştahla ve istekle Kürt halkına karşı geliştirilen Türk devletinin, Kürt halkının kimliğinin içini boşaltan rolünü üstlenmiş durumda ve bu rolünü yerine getirmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla Kürt halkının mücadelesini bugün manipüle eden, mücadelesini tökezleyen bir misyona sahip. Bu misyonunu yerine getirmeye çalışıyor. Bunu da Türk Devleti'ni doğrudan taklit ederek veya doğrudan Kürt halkına karşı geliştirilen özel savaş medyasının senaryolarını alarak Güney Kürdistan'da Kürt Özgürlük Hareketi'ne karşı, Kürt Kadın Hareketi'ne karşı, Kürt kadınlarına karşı geliştirdiğini ve uyarladığını görüyoruz. İran'da bir Kürt kadın Mahsa Amini, İran rejim güçleri tarafından işkenceyle katledildiği için yaklaşık bir ayı bulan büyük bir ayaklamanın nedeni sayıldı bu katliam, bu katlediliş. Çok daha gaddar bir şekilde, çok daha çirkin bir şekilde bir Kürt kadını, devrimci bir Kürt kadını Süleymaniye merkezinde katlediliyor. Süleymaniye merkezinde şehit düşürülüyor ve KDP medyası ve Kürdistan bölgesi hükümetinden hiçbir ses seda çıkmıyor. Katillerin yakalandığı belirtiliyor, ancak daha önce yaşanan saldırılarda hiçbir katilin yakalanmadığını, hatta Hewler'de kendi özgür yaşam alanlarını oluşturarak orada refah içerisinde yaşadıklarını öğrendik. Dolayısıyla bugün hala, yani Nagihan Akarsel'in katillerinin yakalandığı ifade edilse de nasıl bir yargılanmaya tabi tutulacakları, nasıl cezalandırılacakları, Türk MİT'inin bu saldırılar arkasındaki ağlarının çözülüp çözülmeyeceği konusunda Kürt halkının aklında şüpheler var. Yani kafasında soru işaretleri var. Bunların giderilmesi gerekiyor.